gündemden en önemli haberleri anında öğrenmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı gerçekleştirildi. Montajı gerçekleştirenler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da vardı. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından son üretim aşamasına geçilecek uydunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor. İmece uydusunun ısıl yapısal yeterlilik modeli montaj entegrasyon faaliyetleri, içinde bulunulan salgın hastalık şartlarına rağmen 4 ay gibi kısa bir sürede başarıyla tamamlandı. Projeyle Türkiye'nin askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı çözünürlüklü gözlem uydusunun geliştirilmesi amaçlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, TÜBİTAK Uzay'ın yürüttüğü yerli ve milli uydu projelerinin son durumu masaya yatırıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ndeki toplantıya katılan isimler şöyle. Milli Savunma Bakanı Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Aselsan Başkanı Haluk Güngör ve TürkSat Genel Müdürü Cenk Şen. Toplantıda, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü yetkililerince faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. Son montajın ardından açıklamalarda bulunan Varan, Türkiye'nin uzay alanında tasarımını yapıp geliştirdiği yerli ve milli projelerin son durumuna ilişkin bilgi alarak çalışmaları yerinde gördüklerini belirtti. Akar da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, teşvik ve destekleriyle yerli ve milli savunma sanayimizde çok önemli gelişmeler kaydedilmektedir, dedi. Sözlerine projede çalışanları tebrik ederek başlayan Kara İsmailoğlu da, yerli ve milli uydularımız, inşallah gelişen ve büyüyen Türkiye'nin altyapısında önemli bir yer alacak, dedi. İmece uydusu yöneticisi Emir Serdar Aras da, bundan sonra yapılacak çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi. İmece uydusu, bundan sonra uzay ortamında simüle edilecek şekilde test edilecek. İlk önce vakum ortamında ısıl koşullara dayanımı test edilecek, daha sonra da uzay aracı üzerindeki titreşim dünya üzerinde test edilecek. Böylece ısıl yapısal testleri 2020 yılının Eylül ayına kadar tamamlanmış olacak, dedi. Bakanlar, TUSAŞ'taki faaliyetlere yönelik de incelemelerde bulundu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den çalışmalara ilişkin aldıkları briefingin ardından, Milli Savunma Bakanı Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu ve Sanayi Teknoloji Bakanı Varan, uçuş işlemleri hangarlarını ziyaret etti. İncelemelerde bulunan 3 bakan, daha sonra yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey'in yanına gitti. Bakanlar, çalışmalara ilişkin Kotil'den bilgi aldı ve helikopterin kokpitinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Gündemden en önemli haberleri anında öğrenmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.